Hepinize merhaba. Güzel bir hafta geçirmenizi temenni ederim. Daha önceki videomda söylemiştim Fenerbahçe forvet mevki için bir transfer e ihtiyaç duyuyor. İyi bir isim almak istiyor Fenerbahçe. Mariano Diaz için teklifte bulundu geçen hafta. 4 milyon euro önerdi Mariano Diaz ama o 5 milyon euro istiyor. Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin planları içerisinde yer almıyor. Yer almaması da normal. Çünkü bulduğu bütün şansları kötü değerlendirdi Mariano Diaz. Sadece 11 maçta oynadı toplamda ki çok kayda değer maçlarda da forma şansı vermediler. Bazen maç kadrosuna dahil edilmedi. Yani düşüşte olan bir oyuncu. Normalde Lyon'a gittiğinde başarılıydı. Hatta Lyon'un Şampiyonlar Ligi macerasında belirleyici oyunculardan bir tanesiydi ki öyle olduğu için 6 milyon euro vererek geri almıştı Real Madrid onu. Ama Real Madrid de bir türlü istenenini veremedi. Dolayısıyla e, şu anda Real Madrid onun takımdan gitmesi için bütün kararları almış durumda. Hetafe bir diğer maddi takım onun transferine talip ama onların bütçesi çok az. Yani 5 milyon euroyu bırakın 5 milyon euroyu vermeyin. Maksimum 2 milyon euro o da birkaç oyuncuyla sınırlı kalmak kaydıyla ödeme yapabiliyorlar. Fenerbahçe 4 milyon euroya çıktı. Bugün itibariyle öğrendim ki bonuslarla birlikte biz bu ücreti 5 milyon euroya tamamlarız demiş. Fenerbahçe oldukça kararlı. Jorge Jesus Fenerbahçe'de transferle ilgili ipleri eline aldı ve Jorge Jesus'un doğrudan istediği oyunculardan bir tanesi Mariano Diaz, Emre bilmiyorum nasıl bir e, talep sonrasında Fenerbahçe'nin gündemine geldi ki o da olacak galiba. Ama Mariano Diaz transferi konusunda da Fenerbahçe'nin istekli olduğunu e, ve kararlı olduğunu bu son gelişmeyle birlikte öğrenmiş bulunuyorum. Tabii Mariano Diaz benim tercih edebileceğim özellikle bir forvet ama Türkiye için tercih edebileceğim oyunculardan bir tanesi değil. E, Türkiye koşullarında e, bu tür forvetlerin zorlanabileceğini düşünüyorum. E, tamam full eli ama son vuruş açısından çok kararlı değil ve Oyun disipliniyle ilgili çok ciddi problemleri olduğu kanaatindeyim. Fenerbahçe'nin gündemine gelen bilim Carvalho ile ilgili olarak Galatasaray'da Real Betis'i aradı ve transfer koşullarını sordu. Ama Real Betis'in beklentisi çok yüksek. Önce 11 milyon euro demişlerdi. Şimdi sözleşme bedeli olarak 8 milyon euroya düşüyorlar. Daha da fazla aşağıya inmeyi istemiyorlar. Çok zorlarsanız, çok ikna edici olursanız belki 7 milyon euro diyecekler ama oyuncu da 3,5 milyon euro istiyor Türkiye'ye gelmek için. Bir yıl daha sözleşmesi var. Dolayısıyla Galatasaray bu transfer operasyonunda yok. Galatasaray'ın verdiği bir teklif yok. Galatasaray sadece oyuncunun transfer koşullarını sordu. O mevkide iki yönlü oynayabilen, hem göbekte hem de defansif olarak oynayabilen bir orta sahaya şiddetle ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bu çerçevede başarılı bir İtalya macerası geçiren, öncesinde Sporting Lisbon'da oynayan, şimdi onların Ezeli rakibi Benfica'da forma giyen Joao Mario yine gündeme geldi. Ama bu oyuncu da çok pahalı. Benfica'da onun için 8 milyon euro istiyor. Üstelik Galatasaray ona bir teklif sunmuş değil fakat transfer koşullarını araştırdı ve oyuncunun niyetini öğrenmek istedi. Oyuncu da oradan ayrılmak istemiyor. Benfica'dan ayrılmak istemiyor. Bununla birlikte yine Isco'nun gündeme geldiğinden bahsedildi ama Isco Roma'dan gelen teklifi reddetti. Torrent Galatasaray'da görevdeyken transferle ilgili çalışmalar yaparken Isco'nun babasını Paco'yu aradı doğrudan ve Paco ile bir görüşme yaptı. Isco da Türkiye'de oynamayı düşünmediğini söyledi. Fiorentina'dan gelen teklifi reddetmiş. Endülüs takımları seviye Real Betis onunla ilgileniyor ama henüz kararını vermedi. Değişik bir tip. E, bence de yani eğer Malaga'da oynayan bir isko varsa e, ve makul koşullarda geliyorsa ne ala ama e, çok para isteyip hem 5 milyon eurodan 6 milyon eurolara yakın para isteyip hem de bir şey vermeyecek e, Real Madrid'deki vasat görüntüsünü aşamayan bir iskodan Galatasaray'a fayda gelmez. E, daha gerçekçi hedeflere bakmak lazım. Sanson olabilir mi? Olabilirdi ama bu futbolcunun da Türkiye'de oynamakla ilgili tereddütleri varmış. Aston Villa'dan ayrılma olasılığı söz konusu. E, iyi bir futbolcu, özellikle bir orta saha Oyuncusu olduğunu düşünüyorum ama gelme ihtimalinin onu da e, oyuncunun iradesinin e, Türkiye'de oynamaktan yana olmaması sebebiyle zor olduğunu düşünüyorum. Sol bakken e, hem Galatasaray'ın teklifine çok sıcak bakıyor hem de ikna edilmesi yani kulübü Bodoglimp açısından düşündüğümüzde ikna edilmesi daha kolay bir e, futbolcu ve e, kanatlarda oynayabiliyor iki ayağında kullanabiliyor hızlı top geçmekte başarılı ve benim en çok e, önemsediğim şey kararlı yani final noktalarında pas mı verecek kaleyi mi düşünecek e, geriden gelen adamı mı görecek. Bütün bunlar doğru kararlar verebilen bir oyuncu. Tabi onunla aynı tipte oyuncular var halihazırda hazırda Galatasaray'da. Kerem gibi, Yunus gibi onların oynayacağını düşünüyoruz ama bu birazcık daha forvete yönelik son vuruş açısından daha iyi olarak nitelendirebileceğimiz bir oyuncu. Galatasaray bu oyuncunun transfer için maksimum 800 e, bilemediniz 850 maksimum 900 bin e, euroluk bir e, harcama yapmayı planlıyor sözleşme fesih bedeli açısından oyuncu ile yapılacak anlaşma ayrı. E fakat Bodo Glimp de yüksekten uçmuş. 2-3 milyon eurolardan bahsetmiş. Galatasaray bunu vermeyecektir. Bence oyuncunun iradesini ortaya koymasıyla birlikte sol Bakken transferi Bodo Glimp'in de ikna edilip yani Galatasaray'ın istediği noktaya getirilip çözülme ihtimali olan transferlerden bir tanesi. Ben daha gerçekçi ve Galatasaray'ın bitirmeye yakın transferi olarak görüyorum sol bakkeni. Talişka 6,5 milyon euro net. E, bunun dışında Bonuslarla birlikte neredeyse 8-9 milyon euroya çıkan bir ücret alıyor Arap kulübünden ve orada sözleşmesi devam ediyor. Talişkana'nın bir kere sözleşmesini feshedip gelmesi mümkün değil. Aldığı paranın yarısını verip de Arap kulübünü ikna etmek bence mümkün değil. E, herkes e, saf biz akıllı mıyız derler bu noktada. Dolayısıyla Taliçka ücret standartı karşılanmadığı sürece de oradan ayrılmayacaktır. Bir senelik sözleşmesini tamamlayacaktır bence. Ha gelse olur mu? Harika olur. Çünkü forvet arkasında tam da Galatasaray'ın istediği dinamizmi yaratabilecek kararlı, serbest vuruşları çok iyi kullanan, duran, toplarda iyi olan patlama gücü olan bir oyuncu ve kolay kolay topu kaybetmiyor. Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu bir oyuncu ama ben bu transferi de zor görüyorum. Dolayısıyla Taliçka transferi oldu bitti. işte Arap kulübü ikna edildi. Şöyle böyle Talışka geliyor demek bence doğruyu söylememek anlamına geliyor. En azından bu aşamada e, gerçeklerden bahsetmek gerekiyor. <laughs> Bunun dışında e, yani serbest adam pozisyonda oynayabilecek e, Galatasaray'ın seçenekleri var. E, dolayısıyla böyle çok büyük paralar harcayarak Galatasaray'ın transfer yapacağı kanaatinde değilim. E, ama şunu biliyorum e, Galatasaray makul koşullarda yani limitlerini aşmayacak ölçüde ee, ama elit liglerde yani Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan ismi bilinen e, iki tane en azından oyuncu alacak. Bunların hangisi olduğunu, hangi mevkilerle ilgili olduğunu tahmin edebiliriz ama bu oyuncuların hangisinin olduğunu şimdiden kestirebilmek mümkün değil. Galatasaray agresif olarak nitelendirebileceğimiz bir transfer politikası yürütüyor. Bu çerçevede bütün oyuncuların e, transfer koşullarını iradelerinin neyi gösterdiğini araştırıyor soruyor. Bunu da yapması çok önemli. E şimdiden işte transferde şu takım şampiyon, bu takım şampiyon, önümüzdeki senin şampiyonu belli e, yorumlarının ne kadar yersiz olduğunu gösteren nitelikte bir çalışma. Galatasaray bu çalışmaların sonucunu alırsa ki bence kısa sürede alacak. Bu sefer bambaşka yorumlar yapılmaya başlanacak. Ama futbol böyle işlemiyor. Işte. Futbol aldığınız, birkaç yaptığınız birkaç erken transferle sizi e, şampiyon yapmıyor. Futbolun gerçeğiyle e, futbolun popülizmi birbirinden çok farklı. Ee, yani Türkiye'de ben e, pek çok kişinin de gerçekten futboldan anladığı kanaatinde değilim. 2-3 transferle birlikte e, bunları yazan, çizen insanlar da yani yorum yapma yapan ya da yaptığını sanan insanlar da bir anda e, bir hava yaratıyorlar ya peşin peşine bu sezonun favorisi, bu sezonun şampiyonu vesaire vesaire diyorlar. Ben bunların e, son derece <laughs> gerçeklikten uzak yaklaşımlar olduğu kanaatindeyim. E, Tabi. Kazımcan Karataş başarılı bir dönem geçirdi 6 ayda. Eyüp spor onu aldı ve Galatasaray'a kiralık olarak transferi söz konusu. Bu çerçeveden düşündüğümüzde futbolunda bir politikası var. Politika dediğimiz şey de saf, saf yani duygularla tertemiz yapılan bir iş değil. Politika neresinden bakarsanız bakın çok ulvi amaçlara gitmeyi amaçlasanız da çok idealist bir politikacı olsanız da kirliliği gerektiriyor. Politik davranıyorsunuz. Politik davranmak dediğimiz şey de bu. Oradaki kasıt yani Gerçeği şey tam olarak söylememek ya da gerçeğe ulaşmak için bir takım e, yan yollara girmek ya da işte e, gerçeğe ulaşmak için e, bir takım propagandalar üretmek gerekir. E, düşüncesini ve tutumunu içeriyor. Dolayısıyla futbolda da bir politika var. O politika çerçevesinde ben Eyüp Spor'un ki Eyüp Spor Başkanı Galatasaray'la e, Kazım Can transferini yaptığını ama e, Kazım Can'ın önümüzdeki sene Galatasaray'da oynayacağını düşünüyorum. Şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı Eyüp Spor ama kısa sürede bu işin de resmiyete kavuşacağı kanaatindeyim. Onur'un, e, Onur, Onur Bulut'un Kayseri Spor'dan Galatasaray'a transferi söz konusu. Sağbek açısından başka önemli alternatifleri var mı Galatasaray'ın? Hala hazırda vardır. ...ve yabancı oyuncu muhtemelen... ...yani Omar El-Abdül'ü ile birlikte... ...sağ tarafı teslim edeceği bir oyuncu arıyor... ...ama en azından ikinci alternatifinde... ...Onur Bulut olduğu kanaatindeyim... ...yani o Omar El-Abdül'ü ile herhangi bir sorun yoksa ki... ...Okan Buruk, işte bugün başlayan antrenmanlar da bugün başlayacak olan çalışmada yeni sezon hazırlıklarında bütün futbolcuları görecek. Omar El Abdülü ile ilgili Banko bize bütün sezon full oynar diye rapor verirse yani güçlü onu zorlayacak bir sabekten ziyade alternatif olabilecek bir sabek alabilir. O da Kayserispor'dan Spor'dan onur olarak ortaya çıkıyor. Tayfun Bingöl'de hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın gündeminde olduğuna dair haberlere konu oldu ama Tayfun zaten orijinal bir sabek değil. İyi bir futbolcu, iyi bir karakter olduğu kanaatindeyim. Ama 29 yaşında ee, ve e, elbette ki e, o yaşlarda e, büyük takım sıçraması patlaması yapamamış oyuncuların e, büyük takımda %100 verimli olacağı ya da işte sürekli oynatabileceğiniz oyuncu olacağını söyleyebilmek zor. Belki de olur bilmiyorum ama e, bana zor geliyor. Ya da işte geçmiş deneyimler bize bunun e, çok da mümkün olmadığını gösteriyor. Elbette ki e, Galatasaray'da bunun dışında da e, transfer çalışmaları olacak ve e, yeni sezon öncesinde e, önemli bir transferi yaptı. Abdülkerim Bardakçı ilk açıklamalarını dinledim. Abdülkerim Bardakçı e, yine bahsettiğimiz e, yaş kurumla yani olgunlaştıktan sonra 28 yaşında büyük takıma gelmiş. 2 sene öncesine kadar Süper Lig'de oynamayan bir oyuncu ve bütün bunlardan dolayı Abdülkerim Bardakçı'nın Galatasaray'da Konyaspor'daki performansını gösteremeyeceği ya da büyük takım oyuncusu olmadığı yorumunu yapmak yanlış olur. Bir kere arzulu bir oyuncu, özgüveni yüksek bir oyuncu, özgüvenli ve arzulu olan oyuncular oynar. Ha Galatasaray'ın standartında Galatasaray, Avrupa'da mücadele eden Galatasaray'ın standartında olur mu bilmiyorum ama lig koşullarında Abdülkerim Bardakçı şu da bu şekilde Galatasaray'a faydalı olacaktır. 2.8 milyon euro ödenecek Konya Spor'a. Oyuncunun kendisine de işte 17 milyon TL galiba ödenecek. Bütün bunlar da aslında e, çok fazla speküle edilmemesi gereken konular. Çünkü zaten Sunni bir şişkinlik söz konusu yerli oyuncu piyasasında yabancı oyuncu transferi zorlaşınca işte yabancı futbolcu sınırlamasından dolayı bu zorlama kararlar yerli oyuncu borsasını bir hayli arttırdı. Fenerbahçe devredeydi, Beşiktaş devredeydi, hatta Trabzonspor devredeydi. Bu koşullarda çok daha aşağıda bir rakama bu transferi bağlayabilmek zordu. Abdülkerim'in hem ofansif olarak güçlü olması, yan toplara rahatlıkla çıkıp rakip ceza sahası içerisinde gol arıyor olması ki bildiğim kadarıyla 5 tane golü var Konya spor formasıyla geçtiğimiz sezon. Bunlar bir avantaj ama büyük takımda oynarken tabii geriye dönerken de adam kaçırmamak, çok hızlı olmak, ters kademe, kademe anlayışlarını sağlam bir biçimde uygulayabilmek önemli. İşte onun potansiyelini test edebileceğimiz bir döneme giriyoruz. Bakalım Galatasaray standartında olduğunu gösterecek mi? Ben umutsuz değilim umutluyum. Transfer koşulları yani çok yerli oyuncu piyasasını yükselttiği için bu rakamların da aslında çok abartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Performans e, fayda maliyet ilişkisine bakacağız. E, performansı henüz görmedik. E, performansı gördükten sonra e, bu ilişkide <laughs> Abdülkerim Bardakçı'nın iyi transfer ya da işte beklentinin altında kalan transfer olup olmadığı konusunda da mutlak bir karara ulaşabiliriz. Şimdilik veda ediyorum sizlere. Sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.